Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halit Can. Tamamen ahlaksızlık üzerine kurduğum programa bir de üstüne para verip kendinizi rezil etmeye geldiğiniz için teşekkürler. Tamam. Bildiğiniz gibi siz salak salak konuşurken ben de size küfür ederek sırtınızdan para kazanıyorum. Bu işler böyle. Evet, şimdi kim ilk kendini rezil etmek ister? Ben. Evet, bize boktan bir hikaye anlat ve kendini rezil rüsva et. Allah'ın malı. Hemen anlatayım. Bir gün yolda yürüyordum, ayağım kaydı, düştüm. Enteresan ve marjinal bir hikaye. Bugüne kadar hiç böyle bir şey duymamıştım. İlki bu programa salak olduğumu kanıtladım. Yaşasın. Evet, bu mala kocaman bir çarpı. Şimdi kim kendini rezil etmek ister? Halican, çok güzel ve osturuktan bir hikayem var. Anlat o zaman gerizekalı, neyi bekliyorsun? Mı? Özürlü lan bu. Öyle deme lan, çok zeki biri. 50'ye düşse ben de yapamazdım. Yapamıyorum. Çünkü malsın da ondan yapamıyorsun bebiş. Evet arkadaşlar, üstüne para verip rezil olmaya geldiğiniz program aha bu malla devam ediyor. Şimdi ben bir gün evde tek başıma oturuyordum. Canım da çok sıkkındı. Ne yaptın? Ne yapayım diye düşünürken gittim soğuk suyla 3 kere duş aldım. Anca rahatladım. Özürlü lan bu. Ne özürlüsü lan? Evde tek başına olan bir insan ne yapar? Gerizekalı. Ne yapar? Açtım televizyon izledim. Dal yaprak. Ne yapacağım başka? Halitcan, inanılmaz bir hikayem var. Bütün ülkece sustuk ve senin salaklıklarını dinliyoruz. Allah'ın malı. Bak, bu hikayeyi anlattıktan sonra bana çarpı at, olur mu? Oğlum sen anlat, biz sana komple parmak bile atarız bebiş. Aslında ben buraya karı düşürmeye geldim ama maalesef şansıma karı yok. Hepsi moloz. Oğlum buraya gelen kızları ancak ben düşürürüm lan. Hepsine salak geri zekalı mal diyorum. Bana tav oluyorlar. Hayatında sanki hiç erkek görmemişler. Demek ki kadınlar senin gibi salaklardan hoşlanıyor. Olabilir, doğru söylüyorsun. Sır benden de hoşlansınlar diye tamamen mala bağladım ya. Sadece salak olmanız yetmiyor bebişler. Bir de zengin olmanız lazım. İşte o zaman onlara ne yaparsanız yapın sesleri bile çıkmaz. Hatta ağzına sıçın yine sizi seksi bulurlar. Halitcan oğlum, biraz da ben konuşayım. Vay moruk, sen yaşıyor muydun ya? Ben seni dekor sanmıştım. Yaşıyorum. Dekor değilim. Anladım lan. Var mı sıçma hikaye? Var. Ben bir gün taharet alırken... Oha, harbiden sıçma hikayesi anlattı. Öyle değil moruk, yani bir konu anlat. Sabahtan beri sizi dinliyorum. Hepiniz şerefsizsiniz ulan. Oo, hacı abi bize hayat dersi vermeye gelmiş bebişler. Hey moruk, olman gereken yer burası değil ha. Yok, doğru yerdeyim. Belki sizin gibi şerefsizlerin yanına karı düşürürüm diye geldim. Oo, moruk efsane çıktı. Bulursak bir tane de sana ayarlamaya çalışırız. Bir de bize şerefsiz diyor ha. Hallederiz işini moruk, rahat ol. Takıl bana hayatını yaşa, belki buluruz moruk. Ulan hep bu morağı mı bulacaksınız? Bir tane bana bulun. Sana bulacaklarsa bana da bulsunlar gevşek. Biz burada neciyiz lan, bana da bulun o zaman. Bana da bulun. Ben neciyim burada ya. Oh ne güzel. Program gittikçe namussuzlaşıyor. Bu bölüm kesin 50 milyon izlenir. Hadi arkadaşlar, hadi bebişler, biraz daha namussuzca konuşun. Konuşun, her şeyi anlatın. Eğer bana 5 tane çarpı atarsan sana çok güzel bir hikaye anlatacağım. Tamam ulan, sen anlat, 7 tane çarpı atacağım. Tamam anlatıyorum. Beni iyi dinleyin ha, kıbraklar. Anlat artık be, meraktan çatladık. Ben aldatmayı çok seviyorum. Bir keresinde 5 tane sevgilimi birden aldattım. Baktım ki burada herkes aldatma hikayesi anlatıyor. Ben de anlatayım hikayemi dedim. Evet, buraya gelen herkes aldatma hikayesi anlatıyor çünkü burası günah çıkarma yeri. Sen de onun için anlattın değil mi? Günah mı çıkarmak istiyorsun bebiş? Yok be moruk. Boktan programına boktan bir hikaye anlatarak katkıda bulunmak istedim. Belki de böyle bir şey yoktur. Uyanık seni. Haftanın salağı sen olmak istiyorsun değil mi? Bu haftanın gerizekalısı ben olacağım. Kimseye bırakmam. Bana çarpı at lan puşt. Küfür yok beyler, küfür yok. Burada küfürleri sadece ben ederim. Ben oturup konuşanları dinleyip küfür etmek için buradayım. Konsepti bozmayın lan, yavşaklar. Zaten ancak küfür edersin. Başka bir bok yaptığın yok ki. Ben ne yapayım moruk? Millet küfür edeyim diye üstüne para verip geliyor. Benim bir suçum yok ki. Bak, sen de para verip gelmişsin. Çıkışta numaramı hepinize vereceğim arkadaşlar. Bana bir manita bulun, burası tırt çıktı. Evet arkadaşlar, bu seferlik de bizden bu kadar. Kendini rezil edip üstüne para vermek isteyen bütün enayi geri zekalı malları buraya bekliyoruz. Ne çabuk bitti lan, hiçbir şey anlamadım ben. Valla biz de anlamadık. Aynen ya, daha anlatacak bir sürü boktan hikayem vardı. Bu kadar kısa program mı olur lan? Bırak salak salak konuşalım işte. Ben daha özel yaşadığım şeyleri anlatacaktım. Lan oğlum, illa anlatmak istiyorsan diğer bölüme bilet al gel. Kim seni tutuyor? Biz bu programı niye yapıyoruz? Milletin ahlakını bozmak için. Gelin anlatın, çıkın gelin. Neyse. Bir dahaki bölümde enayilerle dolu programımızda tekrar görüşmek üzere. Boktan kalın arkadaşlar. Şimdi sloganımızı söyleyeceğiz. Slogan neydi? Ahdımız var. Sizi ahlaksızlaştırmaya yeminimiz var. Kaçarınız yok.
başaracağız. Hassiktir bok!